Mutlu sabahlar Ekonomi 7/24'ten herkese günaydın değerli izleyenler. Her sabah olduğu gibi bugün de Türkiye ve dünya ekonomisinde neler olduğuna bakacağız. Elbette rakamlarla, uzman yorumlarıyla, haberlerle konuşacağız. Gelsin rakamlarımız. Önce rakamlar diyelim. Borsa İstanbul'u nerede bıraktık ve kur cephesinde yeni günde hangi seviye bizi karşılıyor? 2648 puan Borsa İstanbul'un son seviyesi. Yatay bir kapanış ekranlarınızda ama bir önceki sabahki bu seviye aslında bir rekora da işaret ediyor. Az sonra detaylı olarak bakacağız. Kur cephesinde yükseliş eğilimi devam, 16.91 dolar TL yeni sabahtaki son seviyesini gösteriyor. Oklar yeşilde, 18.11 avro TL 1849 dolardan altının onsu fiyatlanıyor. Altın cephesine ve detaylarına geçmeden önce Borsa İstanbul'da yatay kapanış dedik ama bu yatay kapanış aynı zamanda bir önceki güne ve dün seans içine döndüğümüzde yeni rekorlarında kırıldığına işaret ediyor. Borsa İstanbul artık 2600 puanın üzerinde. Seans içinde yeni bir rekor kırdı. Kapanışta yeni bir rekor çıktı. Peki önümüzdeki günlerde BIST'te bu yükselişin devamı bekleniyor mu? Borsa İstanbul'da yükseliş ivmesi devam ediyor. BIST 100 endeksi 2649 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Hisse senetlerin piyasasını girişler olduğunuzda, yerli giriş olduğunu görüyoruz. Bu kapsamda 2570-2560 seviyesi dirençti. Bir önceki zirvesi. Orayı kırar mı kırmaz mı diye bakıyorduk. Orayı kırdı. Yukarı doğru 2700'e doğru hızlandığını görüyorum. Yakın bir zamanda 3000'leri konuşmaya başlarız. Yatırımcı bu yükseliş ortamında ne yapmalı? Hangi seviyeleri izlemeli? Döviz üzerinden ürün satan sanayi şirketlerinin ön plana çıkmasını bekleyebiliriz. Çeşitlendirme önemli. Sektörel çeşitlendirme, yani yumurta tek sepete koymamak önemli. Bence şu an konjonktürde en az yani orta seviyede risk alan bir yatırımcı %50 ve üzerine hisse senedi portföyü oluşturabilir diye söyleyebilirim. Borsa İstanbul yılın ilk 5 ayında yatırımcısına %37'ye aşkın getiri sağladı. Bu performansla küresel çapta yatırımcısına en çok kazandıran endeksler arasında yer aldı. Borsa rekor üstüne rekor kırdı ama altın da kazandırmaya devam ediyor. Ekranlarınızda son seviyeler var. Ons altının son düzeyi ve kurdaki son düzeyle birlikte. Ons'ta da ufak bir hareket var ama aslında gram altını yukarıya çeken unsur hiç şüphesiz kur hareketi. 6 ay aradan sonra altının gramı yeniden 1000 liranın üzerinde. 1007 altının gramı, 1646 çeyrek altın, 3293 liradan yarım fiyatlanıyor. Ve Cumhuriyet altının 6565 liradan alıcı bulduğunu görüyoruz. Gün içinde kapalı çarşıda tüm altın fiyatlarına bu anlık seviyeler yansıyacak. Dünya borsalarındaki tabloya bakalım. Şimdi borsalarda yükseliş var dedik. Altın kazandırıyor. Aslında küresel ekonomi o kadar parlak değil. Dünya borsalarında yine de yükseliş eğilimi var. Amerikan borsalarının son kapanışı yükselişle, Çin'deki açılma fiyatlanıyor. Devam edelim. Asya borsalarına da bunun etkisi var. Yeni ekonomik plan da Çin'deki etkili. Ağırlıklı olarak yukarı yönlü hareketin işaretlerini ve artıda kalma çabasını görüyoruz. Avrupa'ya gideceğiz. Avrupa borsalar açısından bakacağımız son nokta olacak ve her zaman olduğu gibi sizler için 4 endeksi derledik. Avrupa borsalarına baktığımızda bu 4 borsa küresel piyasalardan bir miktar daha negatif ayrışıyor ve yönünü aşağı çeviriyor. Oklar kırmızıya dönüyor değerli izleyenler. Doktor İsmet Demirkol, Paritaryum Eğitim Danışmanlık Kurucusu bizimle. Günaydın, hoş geldiniz programa. Günaydın, iyi haftalar. Şimdi baktığımızda küresel piyasalarda endişeler azalmış değil. Her ne kadar borsalar bir hikayeyle yukarı çıkmaya çabalasa da. Yeni günde öne çıkan başlık büyüme meselesi. O endişeler de gitgide artıyor. Bir yandan da parasal sıkılaşma var. Şimdi biz parasal sıkılaşmayı mı artık daha önde tutuyoruz piyasa olarak? Büyüme endişesini mi? Ne oluyor? Ne fiyatlanıyor? Şimdi tabii ki burada risk giderek artıyor. Şöyle artıyor. Emtia fiyatlarındaki belirsizliğin etkisi Rusya-Ukrayna savaşı. Diğer taraftan Hindistan'ın hem buğdayda aynı zamanda şekerde ihracatı sonlandırması. Ancak Ukrayna'daki tahıl koridorunun belki Türkiye üzerinden geçmesi, özellikle Çavuşoğlu Lavrov görüşmesi önemli Türkiye'deki koridorun desteği açısından. Fakat bunları tabii görmemiz lazım. Dolayısıyla belirsizliğin artması
Öteki taraftan Fed'in faiz artışında çok fazla şahin olmaması, özellikle resesyona girme korkusu ile buna rağmen sıkılaştırma isteği, ki cuma günü gelecek enflasyon rakamları önemli, güçlü gelme ihtimali var. Evet, fakat Amerika'nın enflasyonu gelecek. Aynen. Ve yeni bir rekor mu orada görebiliriz? Olma ihtimali var, fakat çekirdek enflasyon geriliyor. Yani alım gücü, insanlar bir miktar harcamaya fren bastı. O zaman Fed'in ne yapması lazım? Faizlerde biraz artışı durdurma ihtimali kuvvetli. Dolayısıyla süreç biraz belirsizliğe doğru gidiyor. Zaten Avrupa'da da aynı sıkıntı ortada, ki bundan dolayı da Dünya Bankası özellikle büyüme verilerinde bir aşağı doğru revizyonu beraberinde getirecek gibi gözüküyor. Evet, ekranda o büyüme rakamları. Baktığımızda küresel büyümeyi aşağı çekiyor. Çin, ABD daha keza öyle. Ne bekliyor dünyayı büyümede? Şimdi tabii ki burada özellikle büyümede önümüzdeki 6 ay boyunca belirleyen en önemli etken Rusya-Ukrayna savaşı. Rusya-Ukrayna savaşının kısa vadede bitmemesi ne yazık ki büyümeye aşağı çekecek. Bir avantajımız şu: Çin'in özellikle Şangay'da artık normalleşmeye başlaması emtia fiyatlarını daha da arttırabilir. Çünkü üretim ihtiyacı var. Bu da petrolü arttıracak. Yani Çin'in sağlığını kavuşması da olumlu olmuyor piyasalar açısından. Diğer taraftan kapanması da, ancak buradaki öncü gösterge ancak Çin belirleyici olacağından dolayı Çin'deki toparlanma belki bir miktar küresel borsaları arttırabilir ve büyümeyi arttırabilir, ama yılın geri kalanında bence %2.9 bile çok iyimser açıkçası küresel büyümede. %2'ye doğru çekmenin daha hızlı olma ihtimalini ben açıkçası bekliyorum. Peki Türkiye pozitif ayrışmayı sürdürecek mi? Şimdi burada tabii ki Türkiye'nin pozitif ayrışmayı sürdürmesi için bizim ihracata dayalı büyüme. Yani buradaki ihracata dayalı büyümeyi biraz açıkçası açalım isterseniz. Şu an Türkiye bildiğiniz gibi 1.2'lik kilogram başı ihracat yapıyor. 1.2'lik kilogram başı ihracatta bizim açıkçası 225 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiriyoruz. Yani buradaki eğer ki biz bunu 1.5'e çıkartabilirsek 300 milyar dolarlık ihracatı gerçekleştirebiliriz. Dolayısıyla şunu ifade etmemiz lazım: Türkiye'nin pozitif ayrışması Türkiye'nin ihracata dayalı büyümesinden gerçekleşiyor. Bunu da ne kadar çok sektörel bazda analiz edebilirsek önümüzdeki süreçte çok büyük katkı sağlar gibi gözüküyor. Umarız ki önümüzdeki 6 ay ihracattaki pozitif katkıyı daha fazla görürüz. Peki bir yandan petrol fiyatlarında da bir yukarı yönlü hareket görüyoruz. O hareket hiç şüphesiz bizim için önemli. Petrolü dışarıdan sağlayan bir ülke olarak önemli. Dolayısıyla ne olur petrolde? Şimdi tabii ki petrol önümüzdeki sonbahar, hatta 140'ları görme ihtimali çok kuvvetli. Artık Çin'de bir normalleşme başladı. Diğer taraftan ne zaman ki Fed'in faiz artışında frene basması bile petrolü olumlu etkileyecek. Çünkü piyasada bir risk iştahı artacak. Dolayısıyla petrol önümüzdeki 6 ay boyunca yükselişini sürdürecek gibi gözüküyor. Özellikle normalleşmeden dolayı. Liralaşma bizim yeni stratejimiz. Tüm bu risk unsurlarını masaya koyduğumuzda bunları bertaraf etmek, kur yükselişinden kurtarabilmek için ana stratejimiz bu. Onunla ilgili yeni de bir adım var. Hazinenin yükünü azaltacak uygulamalar devreye alınıyor. Merkez Bankası bankaları sabit getirili devlet iç borçlanma senetlerine yönlendirerek teminat bulundurma koşulunu %45'e yükseltti. Böylece TL cinsi varlıkların teminat sistemindeki ağırlığı artacak. Merkez Bankası, liralaşma politikası kapsamında farklı araçları kullanmaya devam ediyor. TÜFE'ye endeksli tahvillerde teminat oranını arttırarak bankaları sabit getirili devlet iç borçlanma senetlerine yönlendiriyor. Bu kapsamda teminat bulundurma koşulunu %45 olarak belirledi. Burada yapılmaya çalışılan birincisi liralaşma çerçevesinde mümkün olduğu kadar TL enstrümanlarının ağırlık verilmesi bu parasal sistem, finansal sistem içinde. İkincisi de mümkün olduğu kadar sabit faiz oranından borçlanmaya çalışıyor hazine. Bu adımın hazinenin ortalama maliyetini dengelemesi öngörülüyor. Bu araçlar kamu açığı finansman için Hazine Bakanlığı tarafından ihraç ediliyor. Bir ne kadar sabit faizle ihraç gerçekleştirirse Hazine Bakanlığı kamu açığı finansmanı için, tabii maliyetleri de o derecede kontrol altında tutmuş olacak. Bankaların bu finansal araca talebinin yoğun olduğu belirtiliyor.
aldı, aktifine koyduğu zaman bir banka bunu, TÜFE arttıkça bankanın da bu tahvilden dönemsel getirisi artıyor. Bu yüzden tabii onlar da bunu tercih etmeye çalışıyorlar. Atılan bu adımlarla Türk lirasının teminat sistemindeki ağırlığı artıyor. Evet, bir liralaşma stratejisi var. Şimdi izlediğimiz haberdeki biraz daha teknik ama genel olarak da TL mevduatı artırmayı, özendirmeyi hedefleyen uygulamalar da var. Ne bu liralaşma stratejisi ve ne katıyor bu yeni sistem? Şimdi tabii ki liralaşmadaki amaç TL'nin biraz daha değer kazanması ama şunu ifade etmemiz gerekiyor. Türkiye'nin modelini bence daha çok konuşmamız gerekiyor. İhracat bizim için öncelik. Neden? Eğer biz ihracatta hedefe ulaşırsak zaten liralaşma hedefte ulaşacağız. Yani biz liralaşma için devlet iş borçlanma senetlerindeki payımızı arttırdık %45'e. Bankalarız işlemde daha çok TL kullanılsın diye ama bu bir yerden sonra tekrar cari açığı da arttırabilecektir. Yani sonuçta Türkiye'nin değerli ihracat modeli, katma değerli büyüme, rekabetçi kuru bir miktar dengeli sürdürerek liralaşmanın ben açısı daha doğru olduğunu savunuyorum. Bunu müsaade ederseniz biraz açayım isterseniz. Şimdi bugün 1.2 dolar kilogram başı ihracat ama eğer biz bunu 1.5'a çıkartabilirsek kilogram başı ihracatımız 300 milyar dolar ihraç gerçekleştiriyoruz. Şimdi savunma sanayine bakıyorsunuz kilogram başı ihracat 50 dolar. Hazır giyimde 13 dolar. Otomotivde 7 dolar. Yani bu sektörlerdeki öncü gösterge liralaşmaya katkı sağlayabilir. Nasıl? Döviz girişi artarak. Döviz girişi arttıkça kur zaten dengelenecektir. Önümüzdeki süreç o zaman liralaşma hedefi oluşur. Yoksa şu anki durumda devlet iş borçlanma senetlerinin teminat payını arttırın. Önümüzde bir Rusya-Ukrayna savaşı var. Belirsizlik var. Emtia ithalatçısı Türkiye. Yani sonuçta enerji ithalatçısı. Dolayısıyla bunları da düşündüğümüz zaman liralaşma kısa vadede katkı sağlar ama gerçek anlamda uzun vadeli katkıyı ihracatta görmemiz gerektiğine de inanıyorum. Peki şimdi bütün bunların yanı sıra bir enflasyon kaygısı var. Küresel cephede de hakim olan bir enflasyon kaygısı. ABD enflasyonu gelecek Cuma günü. Aslında yayının başında biraz konuştuk ama sadece ABD'nin değil tüm dünyanın sorunu, içeride de bir enflasyonla mücadele planımız var. Bu anlamda da işte stokla mücadele var, fahiş fiyatla mücadele var, işte hayat pahalılığına karşı yaşam koşullarını iyileştirme çabaları var. Nasıl bir yol haritası var enflasyonla mücadele de önümüzde? Şimdi tabii ki yine aynı şeyi ifade etmemiz gerekiyor ki bu bizim emtia ithalatçısı olmamız. En önemli emtia ithalatçısı biliyorsun enerji. Bugün 60 milyar dolar petrol ve doğalgazı ödeme gerçekleştiriyoruz. Hal böyle olunca belirsizlik artmasından dolayı fiyatların artması Türkiye'deki hayat pahalılığını ve enflasyonu da arttırıyor. Bunun önüne geçmek için kısa vadede çok fazla gerçekleştirmemiz gereken bir şey yok. Ancak doğrudan yabancı yatırımı fazla çekmek ve bununla ilgili bizim Türkiye'deki şirketlerin artık yurt dışı yatırımlarına ağırlık vermesi gerekiyor. Yani farklı bölgelerde Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya'daki yatırımlarımızı Türk şirketlerin daha fazla arttırması, oradan dünyaya ihracatının gelişmesi durumunda şirketlerin borçlanma risklerinde bir azalmayı görebiliriz. Yani kısa vadede ancak bunu gerçekleştirebiliriz. Diğer taraftan da bizim artık uzun vadeli plan, yani enflasyonda kısa vade değil de ben uzun vadeli konuşuyorum sizlerle sohbetinde. 2,5 ancak 3 yıl sonra gerçek anlamda doğru yapısal reformlarla bir kalıcı düşüşü görebiliriz. Ama bizim ihracat, yine aynı şeyi ifade ediyorum. Şimdi önce zirveden geri dönüşü bekliyoruz. Galiba o yıl sonu, ondan sonra evet, kalıcı düşüş ana hedefimiz. Evet. Dünyada da aslında riskler çok fazla. Şimdi Dünya Bankası'nın büyüme tahminlerini paylaşmıştık yayının başında. Orada bir aşağı yönlü revizyon var. Türkiye'nin bir pozitif ayrışması var. Bu önemli. Ama riskleri de sıralıyor Dünya Bankası. Öne çıkan riskler neler? Şimdi zayıf büyüme, yayının başından bu yana konuştuğumuz son dönemin en çok öne çıkan başlığı. Yükselen enflasyon, Ukrayna'daki savaş, Covid-19 karantinaları. Karantinalarda stres, açılmalarda ayrı bir stres. Bir tedarik zinciri sorununu beraberinde getiriyor. Oradaki karantina uygulamaları ama açılmaya başlayan yerlerde de emtia fiyatlarındaki artışı tetikliyor. Ve bütün bunların sonucu belki zayıf yatırımlar. Tüm dünyada bu riskler masada. Bir küresel stagflasyon uyarısında bulunuyor Dünya Bankası. Dolayısıyla tüm dünya artık büyüme ile enflasyon arasında mı sıkıştı? Ne ifade ediyor bize bu stagflasyon meselesi? Şimdi, güçlü bir risk görüyor musunuz? Fed mesela görmüyor. Mesela şu anki durumda artık Fed'in faiz artışı çok bence lüks kaçıyor. Neden? Çünkü Fed'in hızlı bir faiz artışı alım gücünü her ne kadar Fed dolarda arttırsa bile
Fed'in özellikle hızlı faiz artışı Amerika'yı bir resesyona sokabilir ki resesyon Amerika için de çok kuvvetli. Şimdi Avrupa'ya bakıyorsunuz, enerji maliyetlerinde dışa bağımlılık artıyor. Dolayısıyla Türkiye üzerinde bakacak olursak bizim de ihracatımızı arttırmamız gerekiyor. Bizim üretim yapmamız için de sermaye girişini çekmemiz gerekiyor. Şimdi böyle bir toplumda şu anki konjonktürde Çin belirleyici rol ve özellikle Çin'in belirttiğiniz gibi Covid-19 vakalarından dolayı normalleşmeye de biraz geç kalması ve stagflasyonu daha da hızlandıracak. Yani bugün böyle olsa bile 2023 biraz daha zor geçebilir. Yani burada yapmamız gereken açısı şu: uzun vadeli yatırım stratejilerinde emtia ithalatçısı olan konumda olan tüm ülkelerin üreten ülke kategorisine geçmesi gerek. Yani biraz yerelleşen bir dünyaya doğru da gidiyoruz. Çünkü bakıyoruz, örneğin Hindistan ihracatını durduruyor. Buğday ihracatını durduruyor. Şekil ihracatını durduruyor. O zaman Türkiye ne yapmalı? Kendi özlerimize bizim tarıma yatırımlarımızı daha fazla arttırıp, yenilenebilir enerji kaynaklarımızı daha fazla yatırım yaptırıp ve bizim ihracat odaklı büyümeden vazgeçmememiz gerekiyor. Yani Türkiye son büyümede %3,5 puanlık bir katkısı var. Evet. Şimdi bu katkının misliyle artması gerekiyor ve bizim dolar ihracatı, pound ihracatını daha fazla artmamız gerekiyor. Neden? Önümüzdeki süreçte buradaki uyarılar Euro dolar paritesini bence 1.02 lira çekecektir. Yani o zaman Türkiye'nin dış ticaret açığı ağırlıklı olarak dolar ithalatçısı olduğumuz için bizim dolar ihracatı yaparak dengeyi sağlamamız gerekiyor ama bu kısır döngüden Türkiye gerçekten gerçek anlamda doğru üretim modelini gerçekleştirebilirse 2023 biraz daha kolay geçebilir ama dünya genelinde ben açıkçası Amerika'da bir hızlı bir faiz artışı beklemiyorum. Yüksek enflasyon gelse bile ama yılın sonunda Fed fonlama faizlerinin %2,5 seviyesine gelmesi bile altında emtiada yükselişi daha hızlı beraberinde getirecek. Çünkü piyasa şu an neyi fiyatlıyor? Fed faiz arttırırsa altın düşer, petrol geriler ama tam tersi olacak gibi gözüküyor. Hızlı faiz artışı ve Amerika'yı da resesyona sokabilir. Bu arada altın rakamlarına da aslında bahsettiğiniz nokta yansımaya başladı. İçeride tabii bir kur etkisi de görüyoruz ama ons altında da bir hareket var. Yani Fed nedeniyle güçlenen dolar altını aşağı çekecek derken bu büyüme endişeleri biraz da altını besleyecek gibi gözüküyor galiba. Ne bekleriz orada? Evet, biraz önce belirttiğiniz gibi hem Çin'deki normalleşme hem Fed'in sıkı para politikasından bir miktar esnek tutuma gerçekleşmesi altında özellikle onsun şu an 1840 civarında 1900'leri görebiliriz yaz aylarına doğru ama sonbaharda veya özellikle kışın Kasım Aralık Fed'in politikasında bir miktar gevşeme altını daha da yukarı getirecektir. Keza petrol. Dolayısıyla Çin'deki normalleşme arttığı zaman da risk iştahı daha da fazla arttığı için bu Amerikan borsalarına alım getirecektir. Her şekilde altın için biraz yukarı doğru hareketleri görebileceğiz gibi gözüküyor. Bu beklentiyle de aslında biz Cuma günü daha yüksek seviyede ya da beklentileri aşan bir Amerikan enflasyonu görsek bile piyasa tepkileri daha sıkı bir Fed'e ağırlık vermeyecek gibi mi gözüküyor? Evet. Çünkü Fed işte faiz meselesine gelirken enflasyon kalıcı mı düşücü mü deyip arkasından da evet hata yaptık geç kaldık demişti. Dolayısıyla büyümede de şu anda çok risk görmüyor ama biraz daha temkinli olabilir. Cuma Amerika'nın enflasyonu tam da kapanışa yakın yüksek gelirse piyasa için ne ifade eder? Yüksek gelse bile belirttiğiniz husus Şahin politikasından bir miktar yani 50 bas puan 75'in olmadığı kesin ama 50'yi fiyatlayıp önümüzdeki süreçte 25 bas puanlık faiz artışları yıl sonuna kadar beraberinde gelecek gibi gözüküyor ama şu an muhtemelen artık 75 bas puan 100 bas puan bence masadan kalktı evet. Fed açısından. Böyle noktalayalım. Doktor İsmet Demirkol teşekkür ediyoruz. Ben bugünlük noktaya koyuyoruz. Yarın sabah 9.30'da buradayız.